Merhaba değerli öğrencilerim. Ben Doçent Doktor Fuat Tanhan. Eğitim Bilimleri Enstitüsü Müdürüyüm. Rehberlik ve Psikolojik Danışma Anabilim Dalı Öğretim Üyesi olarak bugün sizlerle kişilik kuramları dersini yapacağız. Kişilik bilindiği üzere kişilik nedir sorusu, kişilik insanı anlamak adına, insanı anlamak için çok önemli bir kavram. Literatürde kişilik tutarlı davranış örüntülerinin toplamı olarak tanımlanmakta. Ancak bu tanım kendi içinde birçok tartışmayı da barındırmakta. Kişilik üstüne yapılan tartışmalar, İnsanı anlama çabalarının birer iz düşümü aslında. Kişiliğin iki yönü var. Bunlardan bir tanesi kişi çevrenin ürünüdür. Çevresel etkileşimlere bağlı olarak kişiliğimiz oluşur. İkincisi ise kişilik kalıtımın ya da biyolojinin mahsulüdür. Bir başka ifadeyle kişilik kalıtımsal olarak gelir. Bazı durumlarda kişiliğin çevre boyutu doğruluk olarak karşımıza çıkmakta. Bazı durumlarda da kalıtım önemli görülmekte. Örneğin konuştuğumuz dil tamamen çevresel koşullarla etkileşime girmekte ve bu çevresel koşulların etkileşime bağlı olarak konuştuğumuz dil oluşmakta ve dil de kişiliğimizin önemli bir parçası. Ancak kalıtsal hastalıklar ve biyolojik durumumuz da kişiliğin kalıtsal açıklamaları doğru olduğunu göstermekte. Ancak kişiliği anlama çabası kalıtım ve çevre faktörlerinin bir etkileşimini dikkate almayı gerektirir. Kişilik üstüne tartışmalar insan doğası üstüne yapılan tartışmaların iz düşümleridir. İnsan doğasının var olup olmadığı, insanın bir doğasının olup olmadığı, var ise bu doğanın ne olduğu ve nasıl olduğunun tartışılması oldukça önem kazanmaktadır. Psikolojik danışma rehberlik, psikoloji bölümlerinin önemli bir konusunu, önemli bir alanını oluşturmakta kişilik kuramları ya da kişilik çalışmaları. Bunun temel nedeni şu, insanı anlamak ve insana dönük yapılacak bütün çalışmalarda insanı anlamadan insana müdahale etme ya da insan patolojisindeki bazı noktaları düzeltmek söz konusu değil. Bu yönüyle insan doğası da kültür elbette ki çok önemlidir. Fakat kültürün yaratılıp öğrenilmesini mümkün kılan zihinsel yetiler, kalıtım olmaksızın kültür var olamaz ve herhangi bir anlam taşımaz. Çünkü kültürün üretilebilmesi için belli bir donanıma ve zihne ve zihinsel süreçlere ihtiyaç duyulmakta. Şu unutulmamalı, herkesin, her devletin insan doğasına, insanı anlama noktasında belli bir düşüncesi, belli bir açıklaması ve belli bir kuramı söz konusudur. Bunu açıkça ortaya koymamış olsa da, açıkça ifade etmemiş olsa da her insan için, her devlet için, her topluluk için bu söz konusudur ve geçerli bir durumdur. İnsan doğası hakkındaki kuramlarımız hayatımızdaki birçok kararımıza, birçok davranış biçimlerimize zımnen etki etmekte ve zımnen bu davranışlarımızı şekillendirmekte ve biçimlendirmektedir. Örneğin evliliklerimizi nasıl besleyip yürüteceğimize, kiminle evleneceğimize, çocuklarımızı nasıl büyüteceğimize, kendi davranışlarımızı nasıl kontrol edeceğimize dair bize tavsiyelerde bulunur aslında. Başka bir ifadeyle bu kuramın yani insan doğasına ilişkin zımnen sahip olduğumuz kuram eğitim politikalarımıza, ekonomi, hukuk ve suça ilişkin algılamalarımıza, önlemlerimize, yaptırımlarımıza ve suça ilişkin yaklaşımlarımızı temelde belirleyici bir rol oynar. Buraya kadar kişilik hakkında genel bir değerlendirmede bulunduk ama bu şu andan itibaren kişiliğin genel olarak üzerinde tartışmamız gereken üç yönünü
bu ders kapsamında ele alacağız. Bunlardan bir tanesi boş sayfa. Boş sayfa John Locke tarafından ortaya konduğu kabul edilen tabula rasa'nın, kabaca bir tanımlı tabula rasa'nın iz düşümlerini takip edeceğiz. İkincisi olarak Jean-Jacques Rousseau'ya atfen söylenen ve insan doğasının iyi ve mükemmel olduğunu savunan romantik, naturalist görüşleri ortaya koyacağız. Bir üçüncüsü de Thomas Hobbes'a atfen söylenen ve insan doğasının aslında kötü olduğunu söyleyen, vahşi yamyam olarak da, metaforik olarak da açıklayabileceğimiz bir karşılık üstüne duruyor. Boş sayfa, Latince bir terim olan tabula rasa'nın, yani boş tablet anlamı taşıyor Türkçe'de. Atfen kullanılan ya da tabula rasa'nın bir çevirisi olarak kullanılabilir boş sayfa. Boş sayfanın John Locke aslında tabula rasa'yı ya da böyle bir metafor kullanmamış. Onun kullandığı metafor kendisinin yazmış olduğu İnsan Anlığı Üzerine Bir Deneme adlı kitabında şöyle bir ifade kullanır. Varsayalım ki insan boş olsun. Doğal olarak bu varsayalım insan boş olsun sözünden hareketle şu soruyu sorar ve der ki o zaman bu kadar insanlar arasındaki farklılıkların, bu kadar insanlar arasındaki çeşitliliğin nedeni nedir diye sorar. Ve buna da şöyle bir cevap verir. Bu tamamen deneyimlerimiz ve yaşantılarımızdan kaynaklanır. Ve bu yönüyle tabula rasa denen şey John Locke'un ortaya koymuş olduğu ve liberalizmin bir bakıma kurucusu olarak kabul edilen bir anlayışı ortaya koymuştur. John Locke bu boş sayfa kuramını ortaya koyarken aslında matematiksel idealar, ebedi gerçekler ve Tanrı anlayışı gibi fikirlere karşı bir duruş sergilemek amacıyla bu teoriyi ortaya koymuştur. Buna karşılık olarak ortaya sunduğu çözüm olarak yani temel kabuller ve gerçekler ve Tanrı anlayışına karşı ortaya koyduğu şey de temelde deneycilik olarak tanımlanabilecek bir yaklaşım, bir kuramdır. Deneycilik yaklaşımının özünde iki temel yön bulunur. Bunlardan bir tanesi insanın zihninin nasıl çalıştığı ve bu zihni faaliyetlerinin nasıl meydana geldiği ve bizi nasıl farklılaştığını ortaya koyan davranışlarımızı anlamaya dönük bir çaba. Bu deneyiciliğin psikolojik yönünü oluşturmakta. Ancak deneyiciliğin diğer yönü ise insan davranışlarının gerçeği nasıl öğrendiği, gerçekle olan ilişkisinin nasıl inşa edildiğini gösteren epistemolojik bir yöndür. Bu anlamıyla John Locke'un belki bu John Locke üzerinden konuşacak olursak tarihte hoşgörü ve liberalizm üzerine, demokrasi üzerine önemli bir isim John Locke ve John Locke'un önceden varsayılan temel doğrular ve kabullere bir reddiye anlamında insanın bütün varyasyonlarının kendi yaşam deneyimlerinin bir sonucu olduğunu, bir başka ifadeyle çevresel faktörlerin bir sonucu olduğunu iddia eder. Ve bu iddiasını da deneycilik olarak tanımlayabileceğimiz bir teori ortaya koyar. Ve bu teorinin de iki yönü söz konusu. Bunlardan bir tanesi psikoloji, diğeri ise epistemolojidir. John Locke, liberalizm kurucusu olarak şöyle bir iddiada da bulunur. Aslında insanların birbirine olan üstünlüklerinin olmadığı zihinsel beceri farklılıklarının aslında temelde deneyim farklılıklarından kaynaklandığını varsayar. Buradan hareketle boş sayfanın aslında pozitif olarak tanımlayabileceğimiz üç temel yönünün ortaya çıktığını ve bu üç temel yönüyle dünya üzerinde ve günü ortaya çıktığı 1500'lü yılların sonundan bu tarafa dünya üzerinde çok önemli etkileşimlere, değişimlere ve manipülasyonlara yol açtığını söyleyebiliriz. Bunların en temel pozitif yönde kabul edebileceğimiz üç noktası şu. Bunlardan bir tanesi idealar deneyimlerden kaynaklanır. Farklı zihinler, farklı deneyimler üretirler. Bunun temel nedeni bize ortaya koyduğu nokta şu.
Kişiler suç işleyebilirler, yanlışlıklar yapabilirler. Bunun temel nedenleri onların problemli bir zihne sahip olmaları değil. Tam tersine problemli bir yaşantı, problemli bir deneyime ve çevreye sahip olmalarından kaynaklanmakta. İkincisi ise John Locke'un boş sayfa kuramı, kalıtsal asalet ve aristokrasinin temellerini oyar, altını oyar. Bu şu anlama taşıyor: artık eğer doğuştan hepimiz boş isek, asaletin ve aristokrasinin hiçbir anlamı kalmıyor ve doğuştan hiç kimsenin birbirini üstünlüğünün olamayacağını temelde kabul eder ve bu oldukça önemli bir nokta. Gene John Locke'un bu teorisinin ortaya çıktığı dönemlerde kölelik önemli bir sosyal problem olarak karşımızda durmakta ve bu yönüyle de eğer doğuştan eşit olarak doğuyorsak ve doğuştan ve bizdeki bütün farklılıkları yaratan temel unsurun çevresel faktörler olduğunu düşünüyorsak, o zaman da kimsenin kimseye köle olmaması gerekiyor ve bu yönüyle de kölelik kurumunun temelde artık savunulamaz hale geldiğini söyleyebiliriz. Bununla beraber boş sayfa kuramı ortaya çıktığı günden bu tarafa birçok manipülasyonu ve birçok yanlışın da temellerini oluşturduğunu ve bu yönüyle de boş sayfa kuramının negatif yönlerinin olduğunu söyleyebiliriz. Bunlardan bir tanesi kamuoyu kanaatini ve kişisel görüşleri temelde saptırdığını ifade edebiliriz. Bu yönüyle bugün bile pozitif psikolojinin ya da pozitif bilimlerin iddia ettiği gibi birçok alandaki temel kabulleri ve temel doğrulara zemin oluşturmuş ve manipüle etmiştir. Başka bir ifadeyle şöyle ifade edebiliriz: çocuk yetiştirmeye dair düşüncelerimiz, anne babaların davranışları ve çocuğun davranışları arasında bir bağlantı kuran araştırmalara ilham vermiştir ve bu yönüyle de örneğin sevgi dolu bir annenin çocuğu daha özgüveni yüksek olur gibi bir cümle kuruyorsak, aslında bu bir yerde kişinin doğuştan boş olarak doğduğu ve kendisindeki bütün patolojilerinin temel nedeninin ilgisiz bir anne ya da ilgi dolu bir annenin kaynaklandığını söyleyen görüşlere zemin oluşturmuş. Ve bugün bile birçok alanda bu görüşün izlerini görebilmekteyiz. İkinci temel noktamız şu: kötülüğün aslında toplumun ürünü olduğunu savunan romantik söylem güçlenmekte. Eğer John Locke'un boş sayfa teorisi ya da kuramının toplumda bıraktığı izlerden bir tanesi şu: suçlu kişi yoktur, suçlu toplum vardır. Çünkü o suçu oluşturacak çevresel faktörleri ve çevresel dinamikleri oluşturduğu açısından suçludur toplum. Oysa ki bu negatif yöndeki bir etkileşim, ortaya çıkan olumsuzlukların bir yönüyle de kişiyle de ilişkili olduğunu en azından bugün çok net olarak bilebiliyoruz. Bir diğer nokta ise boş sayfa kuramının ortaya koyduğu yaklaşımlardan bir diğer nokta ise insanlığın devasa boyutlardaki toplum mühendisliği projeleriyle yeniden şekillendirilebileceğine ilişkin inancın ortaya çıkması ve bu inanca bağlı olarak da büyük gaddarlıkların ve büyük acımasızlıkların meydana gelmesine zemin oluşturması açısından da önemli. Eğer boş olarak doğuyorsak ve çevresel faktörlere bağlı olarak şekillenebiliyorsak, o zaman toplumları şekillendirebilmek için birçok manipülatif araçların devreye sokulması, bu medyadan diğer görsel ve basın araçların tümüne kadar ve bilimin kullanılması gibi birçok alanda toplumsal manipülatif araçların tırnak içinde toplum mühendisliğinin devreye sokulduğunu görebiliyoruz. Boş sayfa kuramına temelde iki öğreti eşlik etmekte. Bunlardan bir tanesi Thomas Hobbes'un ortaya koyduğu insan özünde kötüdür yaklaşımı. Ben bunu şöyle formülize ettim: İlkel yamyam. İnsanların hepsini birden korku altında tutacak genel bir güç olmadan yaşadıkları vakit, savaş denilen o durum içine girmekleri söz konusu ve bu savaş herkesin herkesiyle savaşı
Bir başka ifadeyle Thomas Hobbes'un ifadesiyle insan insanın kurdudur biçiminde özetleyebiliriz ya da formülize edebiliriz. Thomas Hobbes'a göre bu cehennemi varoluştan kaçabilmenin tek yolu insanların özelliklerini egemen bir kişiye ya da meclise devretmesi biçiminde formülize edilebilir. Hobbes'a göre insan doğuştan aslında oldukça kötü olarak doğmakta ve kendi varoluşunu ve kendi geleceğini güvence altına alabilmek adına kendisine tehdit olarak gördüğü her şeyi, ki bu anlamıyla da her insanın varlığı, ötekinin varlığı bu anlamıyla bir tehdit unsuru oluşturmakta ve bu da insanın insanıyla savaştığı ve bir kaos ortamını meydana getirmekte. Thomas Hobbes'un insanın özünde kötü olduğu ve denetlenmesi gerektiğine ilişkin inancının yanı sıra tam bunun karşısında soylu vahşi olarak da formülize edebileceğimiz Jean-Jacques Rousseau'ya atfen ortaya konmuş olan insanın özünde iyi olduğunu savunan naturalist yaklaşımlar. Ancak Jean-Jacques Rousseau'dan uzun bir dönem önce John Dryden Granada'nın Fethi adlı kitabında dile getirdiği bir şiir söz konusu. Şöyle: doğanın yarattığı ilk insan kadar özgürüm. Köleliğin temel yasalarının daha ortaya çıkmadığı o çağlarda ormanlarda soylu vahşiler koşardı biçiminde formülize ettiği ya da biçiminde özetlediği söze atfen kullandığım soylu vahşi kavramı aslında insanın en ilkel, en yabani halinin en iyi olduğunu savunan, bu insanın doğuştan aslında iyi olduğunu savunan naturalist ya da romantik görüş. Soylu vahşi kavramı doğal hallerdeki insanların bencil olmayan, barışsever, dertsiz ve huzurlu olduğu, hırs, endişe ve şiddet gibi hastalıkların uygarlığın ürettiğine ilişkin bir inancı içerir. Bu yönüyle Jean-Jacques Rousseau'nun ifade ettiği, formülize ettiği ya da özetlediği biçimiyle İlkel insan kadar şefkatli hiçbir şey olamaz sözü oldukça önemli karşımızda duruyor. Psikoloji tarihine baktığımızda ve ilk modern psikoloji kişilik kuramını ortaya koyan Freud da Thomas Hobbes'tan oldukça derinden etkilendiğini görmekteyiz. Freud'a göre her çocuk vahşi doğar ya da her çocuk aslında kötü ya da günahkar doğar. Ya da temelde libidonun saldırganlık ve cinsellik gibi temel eğilimleri doğrultusunda hareket eder. Ve uygarlık ya da bir başka ifadeyle kişinin idine karşı verdiği savaş bir bakıma uygarlaşma savaşı olarak da karşımıza çıkmakta. Kötü insanlar yeterince uygarlaşmamış, karanlık taraflarını sergileyen insanlardır biçiminde de bu durumu ifade edebiliriz. Ve bu anlamıyla da modern dünyanın ilk psikolojik kuramı olan psikanalitik kuramda Freud'un kuramı, psikanaliz kuramı da insanın özünde kötü olduğunu varsayar. Aslında çok ilginçtir. İnsanın temelde iyi olduğunu savunan Jean-Jacques Rousseau ile insanın özünde kötü olduğunu savunan Thomas Hobbes'un kuramı bir yerde birleşir ve bir yerde birbirine benzer sonuçlar üretir. Görüntüde bu iki kuramın savundukları şeyler birbirlerinden tamamen farklı olmalarına karşın ulaştıkları nokta aynı nokta olarak karşımızda duruyor. Thomas Hobbes vahşiler yalnız yaşar. Bu anlamıyla Jean-Jacques Rousseau'nun ifade ettiği vahşiler yalnız yaşar, sevgi bağlarından ve sadakatten yoksundurlar sözünü ifade eden Jean-Jacques Rousseau, bu durumu değiştirmek için Toplumsal Sözleşme adlı kitabındaki bu Toplumsal Sözleşme, Jean-Jacques Rousseau'nun çok önemli eserlerinden bir tanesidir. Ve bu Toplumsal Sözleşme'de bireyler kendi iradelerini ve kendi kararlarını toplumun daha üst bir merciğine bırakmaları gerektiğini ve bu toplumun koruyuculuğu altına tutmaları gerekiyor. Ve bu olmadığı takdirde kişilerin kendi doğalarındaki iyiliklerinin aslında kötüye dönüşeceğini varsayar.
Benzer biçimde Thomas Hobbes da insan eğer kontrol edilemezse kendi içindeki insan insanın kurduğu olarak özetlediği temel bu savaşı, insanın insanla olan savaşını dizginleyebilmek için doğuştan getirdiğimiz bu kötülüğün formülize edilmesi ve denetim altına alınması gerekiyor ve bunun için de Leviathan dediği temelde mistik bir canavarın kollarına bırakır ve bu da teoride devlet olarak tanımlanır Thomas Hobbes tarafından. Hem Thomas Hobbes hem de Jean-Jacques Rousseau özünde insan doğasının kendi haline bırakılamayacağını ve bir bakıma denetlenmesi gerektiğini savunma noktasında birleşirler. Thomas Hobbes bunu Leviathan başlığı altında ya da Leviathan'ın gücü altında toplarken Jean-Jacques Rousseau da toplumsal sözleşme manifestosuyla bunu toplumun iradesine, toplumun gücü altında toplamayı kabul eder. Aslında ikisi de insan doğasının kendi haline bırakılmadan daha üst bir güce teslim edilmesi gerektiğini savunur. Bu iki yaklaşım boş sayfa kuramına karşı ortaya konmuş biçimiyle ifade edilebilir. Buraya kadar yaptığımız konu tartışması şunun üzerine oturdu değerli arkadaşlarım. İnsan kişiliği yüzeysel olarak bakıldığında çevre ve toplum, çevre ve genetiğin bir etkileşimi sonucunda ortaya çıkan tutarlı örüntülerin tümü olarak tanımlanabilir. Ancak genetik olarak bizim getirdiğimiz bir başka ifadeyle doğuştan getirdiğimiz şeyin ne olduğuna ilişkin tartışma Jean-Jacques Rousseau üzerinden ve Thomas Hobbes üzerinden gerçekleştirildi. Ancak çoğunluk olarak çoğunluk üzerinden tanımlanan boş sayfa teorisi de modern dünyanın kabul görmüş bir anlayışına dönüşmüş durumda ve bu insan doğasının modern bir inkarı olarak da günümüzde birçok bilimsel yaklaşımın, birçok teorik yaklaşımın ve hatta pratik yaklaşımın özünü de oluşturduğunu savunabiliriz. Ve bu yönüyle bu konunun tartışılmasının diğer yönleri bir sonraki dersimizde göreceğimiz üzere Descartes'in insan zihninin işleyişinin nasıl olduğu ve temel fizik kurallarının dışında işlediğini savunan dual yapının yani bir başka ifadeyle makineye giren hayaletin varlığının tartışıyor olacağız. Bütün bu kişilik kuramları bağlamında bunları tartışıyor olmamızın nedeni şu. Psikolojik danışma alanında kişiliği tanımak, insanı tanımak, insan doğasını anlamak, ona dönük yapacağımız müdahalelerin, ona dönük yapacağımız adımları anlamak ve formülize etmek açısından oldukça önemli. Bugünkü dersimizi burada bitiriyoruz. Hepinize iyi günler diliyorum. Teşekkür ediyorum.